Daha önce üçgenleri kenarlarının uzunluğuna bakarak eşkenar, ikizkenar ve çeşit kenarı olarak sınıflandırmıştık. Değil mi? Hiçbir uzunluk dedik birbiriyle eşit değilse bu çeşit kenar bir üçgen olur. Yani şu üç kenarın hiçbirinin uzunluğu aynı değil. O halde bu üçgen çeşit kenar. En az iki kenar eşit uzunluktaysa, yani bu kenarla şu kenarın uzunluğu aynıysa, bu üçgen ikiz kenar üçgendir. Hatta bu kenarların uzunlukları aynı olduğu için şöyle işaretleyebiliriz. Ve eğer bütün kenarlar üç kenarda eşit uzunlukta ise buna da eşkenar üçgen diyoruz. Çoğu durumda buna aynı zamanda ikiz kenarda denilebilir çünkü en az iki kenarı eşit uzunluğa sahip. Bunun da en az iki kenara eşit olduğuna göre aynı zamanda ikiz kenardır kısacası bu üçgen hem ikizkenar hem eşkenar üçgendir. Ama şuna tekrar dönersek bir kenarı diğer ikisinden farklı olduğundan bu yalnızca ikizkenardır. Özet bittiğine göre şimdi esas konumuza gelebiliriz. Eğer bize kenar uzunluğu verilmemişse ve sadece açılardan bazıları verilmişse ne yaparız? Mesela bize bir üçgen verilmiş olsun. Bazı açıları da verilmiş olsun. Mesela şuradaki açı 40 derece, hemen üstündeki 50 derece olsun. Şimdi buna bakarak bu üçgenin eşkenar mı, ikizkenar mı yoksa çeşitkenar mı olduğuna karar verebilir miyiz? Buradaki temel mesele şu. Bir üçgenin iki iç açısını biliyorsak mutlaka üçüncüsünü bulabiliriz. Çünkü üç iç açının, üç iç açının toplamı 180 derece olmalı. Bizim üçgenimizde şu iç açı 40 derece, diğeri 50 derece. Toplam 90 derece ediyorlar. İç açılar toplamı 180 derece olması gerektiğinden ne yaparız? 180 eksi 90 eşittir 90 derece deriz. Demek ki bilinmeyen açımız 90 dereceymiş. Hatta bu açıyı şöyle özel bir işaretle gösteriyoruz. Şimdi. Tüm iç açıları birbirinden farklı olan bir üçgen varsa, o üçgenin tüm kenar uzunlukları da birbirinden farklıdır. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Eğer bu açı büyüyecek olsa, şuradaki kenar uzunluğu da büyümeli, değil mi? Eğer şu açı büyürse, şuradaki kenar uzunluğu da büyür yine şu açı büyür veya küçülürse veya küçülürse o zaman onun karşısındaki kenar da büyür veya küçülür. Eğer açı büyürse kenar uzar veya açı küçülürse kenar kısalır. Kısacası 3 farklı açı varsa 3 farklı kenar uzunluğu vardır. Yani sadece buradaki açılara bakarak bu üçgenin çeşit kenar olduğunu söyleyebiliriz çünkü açıları da çeşitli. Şimdi başka örneklere geçelim. Bir üçgen çiziyorum. İlginç bir örnek olsun. Şöyle mesela şu açı 70 derece olsun. Tepedeki açı da 40 olsun. 40 derece olsun. Size biraz önce verdiğim bilgilere bakarak bu üçgenin hangi çeşit üçgen olduğunu tahmin edebilir misiniz? Aslında aynı mantığı kullanıyoruz. Ne yapacağız? İç açıların toplamı 180 derece olmalı. 70 artı 40, 110 eder. Peki, 110'la kaçı toplarsak 180 eder? 70. O zaman şu açı, şuradaki bilinmeyen açı, 70 dereceymiş. Şimdi, gördüğünüz gibi bu üçgende iki açının derecesi aynı. Bu açının büyüklüğü karşısındaki kenara etkiler ve aynı şekilde bunun hemen yanındaki ya da karşısındaki açının büyüklüğü de o açının karşısındaki kenarın uzunluğunu etkiler. O halde bu iki açı eşit olduklarından karşılarındaki kenarlar da eşittir. Sadece size verdiğim bilgiye bakarak şu iki açının eşit olduğunu, dolayısıyla bu üçgenin, bu üçgenin ikiz kenar olduğunu söyleyebilirsiniz. İkiz kenar üçgen. Hemen üçüncü bir örnek daha yapalım. Tahminen hangi çeşit üçgen yapacağımı biliyorsunuz. Şöyle bir üçgen olsun. Şu açı 60 derece. Karşısındaki de 60. Toplamın 180 derece olması için tepedeki açının da 60 olması, 60 derece olması gerek değil mi? 3 kere 60, 180. Ve eğer tüm açılar eşitse, tüm kenarlar da eşittir. Demek ki buradaki üçgen eşkenar üçgen. Ve daha önce de videonun başında da söylediğim gibi bu üçgen aynı zamanda ikizkenar bir üçgen çünkü en az iki kenara eşit. Ve hatta sadece ikisi değil, üçü de eşit.